2 artı 1 bir evde eşim ve 2 kedimle birlikte yaşıyorum. Kapıdan girdiğimizde böyle dar bir koridor karşılıyor. Arkada mutfak var. Hemen arkada yatak odası, banyo, çalışma odası, salon var. Kapının hemen yanında böyle kümes telinden bir tel yaptım. Buraya gözlüklerimizi koyuyoruz. Çıkarken hemen alıp gidiyoruz. Burada böyle dikey bir çerçevede düğün davetiyemizden kalanlar var. Ben böyle davetiyenin atılıp ya da kenarda unutulması istemedim. O yüzden böyle ana olsun diye buraya koydum açık bir şekilde. Yukarıda da 2 tane damacandan yaptığım avizeler var. Salona girince direkt kapının karşısında yemek masası var. 2 tane üçlü koltuk, 1 tane de berjer var. Televizyon da bu duvarda. Yemek masası ve sandalyeleri ayrı ayrı aldık. Takım değiller. Bu sandalyeler Eames sandalyelerin bir versiyonu. Ben bu sandalyeleri çok beğenmiştim ama ona uygun masa bulmak için bayağı uğraştım. En sonunda bu masayı buldum. Vivense'den bir masa. Bu tarafta böyle 2 tane koltuk var. Aslında evin siyah temasını ilk başlatan bu koltuklar. Bunların etrafında evin teması oluşmaya başladı. Koltuklar yarım açılıyor. Böyle arkasına bir boşluk kalıyordu. Ben de oraya raf yaptım, kitapları dizdim. Böyle seramikten yaptığım objeleri dizdim. 2 yıl önce taşındık bu eve. Taşımadan önce bir tadilat yaptırdık. Ev uzun zamandır boş kalmıştı. Direkt ilk yaptığımız şey bütün duvarları beyaza boyamak oldu. Çünkü göreceksiniz mutfak duvarı yeşildi galiba. Bir duvar mordu, korkunçtu renkleri. Bu ev eski bir ev olduğu için parkeleri de eskiydi ve aralarından böyle soğuk geliyordu. Biz Haliflex yaptırdık onun için. Kedili bir evde siyah Haliflex zor oluyor gerçekten ama böyle bütün göstermesi çok hoşuma gidiyor. O yüzden o zorluğu çekiyorum biraz. Bu orta sehpa yine ikinci el aldım. Böyle çok eskilerden yine sağlam bir sehpa. Böyle kocaman yer kaplıyor. Bir de beyaz beyaz bütünlemesi hoşuma gitti. Bu sehpayı genelde kullanmıyoruz biz. Şurada bir tane bilgisayar sehpası var. Onu buraya çekip televizyonu açıp bütün yemeklerimizi genelde orada yiyoruz ikimiz olacaksak. O yüzden ben burayı böyle sezona göre dekor etmeyi çok seviyorum. Bu tarafta böyle büyük bir boy aynası yaptım. Buraya düğünden 2 fotoğrafımızı astım. Buraya da Burak'ı tamamen kendi rızasıyla toplattığım pampaslar duruyor. En sonki projem bir abajur var. Ben böyle hava kararınca evdeki bütün sarı ışıkları yakıyorum. Beyaz ışık soğuk hissettirdiği için çok kullanmıyorum. Ayrıca misafir gelirse kullanıyoruz. Duvara koyduğum sanatlar genelde anısı olan şeyler oluyor. Biraz anlamlı şeyleri asmayı seviyorum. Şuradaki küçük çerçevede Burak'ın bana evlilik teklif ettiği zamanki akşam yemeğinde içtiğimiz şarabın etiketi var. Burada da küçük bir ev var. Bu aslında bir tütsülük. Yine bunu da ben yaptım. İçine tütsüyü koyunca böyle duman çıkıyor. Bu tarafta bir tane gri berjer, bir de puf var. Bu puf yanlış hatırlamıyorsam annemin çeyizinden kalma. Ben bunun kumaşını berjerle uyumlu olsun diye değiştirdim. Buraya böyle bir iğne lambader koydum. Bu aslında bir tripod ayağı. Bunun üstüne de yine ikinci el aldığım avize başlığını koydum. Böyle büyük hareket edebilen bir lamba oldu. Burası çalışma ve giyinme odası. İkisi karışık. Bu tarafta masalarımız, bu tarafta dolaplarımız var. Burada giyinme dolaplarının yanında 2 tane de tekli dolap var. Bu dolaplardan birini yeniledim siyah, biri de ahşap halinde duruyor. İkisi de Knocknox'un malzemelerini taşıyor şu anda. Üstte de 2 tane yataktan çıkarttığım puflar var. Çocuklar orada uyuyor. Bu koltuklar evin ilk renkli mobilyası ve eve son aldığım şeyler. Aslında bunlardan önce 2 tane bilgisayar sandalyesi vardı ama çok rahatsızlardı ve çok ses çıkarıyorlardı. O yüzden bunları buldum. Bunlar aslında kafeden çıkma koltuklar. Masanın bu tarafı benim tarafım. O yüzden kendime göre ayarladım burayı. Beyaz bir MDF parçasının kenarlarına ahşap çıtalar yapıştırdım. Üstüne de silinmeyen kalemle
Haftanın günlerini yazdım. Burada işte bu hafta yazıyor. Burada gelecek hafta yazıyor. Her hafta buraları tarih yazıyorum. Yapacaklarımı, planlarımı yazıyorum buraya. Bu tarafta benim çizim kursundaki ilk ödevim duruyor. 30 Nisan 2017 tarihi. Onu böyle yine beyaz bir kağıda yapıştırıp siyah çerçeve yapıp astım böyle. Burada Noknox'un kartvizit örnekleri duruyor arkalarında. Burada Burak'ın kulaklıkları ve en sevdiği şapkasını astım. Çalışma masamda böyle eski bir dijital saat var. Onun yanında yine seramikten yaptığım bir şey var. Ben bunu Jeffrey diyorum. Jeff Bezos'a benzettiğim için böyle çalışma masamda duruyor. Dumanlı kuartz var, odaklanmaya yardımcı olduğu için ikisini böyle yan yana koydum. Bu tarafta bir kitaplık var. Burası biraz evin sürgün köşesi. Rengini beğenmedim yani. Renkli olan kitapları buraya koyuyorum. Salondaki kitaplardan ayrı tutuyorum. Burada benim ajandalarım, çizim defterlerim var. Üstüne de bir Bristol kağıdını, kartonu diyebiliriz, yapıştırıp böyle abajur yaptım. Genelde çalışırken bu ışığı yakıyorum. Bu masalar aslında böyle tekli değildi. Bir tane tek masaydı, iki çekmeceli. Ben makyajı masam olarak yaptırmıştık ama sonra gerek duymadım. Biz de bir tane de aynı boyutta kestirip ortaya da iki tane MDF koyup böyle uzun bir masa yaptık. Bu oda sanırım evin en sevdiğim odası. Tamamen böyle dizayn edebildiğim ilk oda. Bu yatağı yine evlenirken aldık, vazalı. Üst kısmı berjerle uyumlu gri. Kenardaki komodinleri ben yine ikinci el aldım. Makyaj masamla uyumlu. Bunların kulplarına aşık oldum direkt görünce. O yüzden set olarak aldım. Bu odada biraz simetriyle oynadım. Normalde simetriyi hiç sevmem ama yatak kenarlarında güzel duruyor. Bunlar aldığımda böyle çirkin sarı rengindeydi. Ve üstünde çiçek deseni vardı. Hem boni sürekli devirdiği için hafiflerdi. Kırılacak diye korktuğumdan hem de renklerini sevmediğimden alçıyla kapladım. İlk kahverengi yapmıştım ama sonra bu ahşap komodinleri alınca uyumlu olsun diye beyaz yaptım. Burada yine kocaman bir taş var. Yine kuars taşı bu. Yanında Noknox'un örneklerinden bir mum var. Bir de okuduğum kitap var. Burada ve salonda avize olarak Çin feneri deniyor galiba. Böyle kağıt katlanıyor. Onlardan aldım. O tutturma yerlerinden, tellerinden yukarıdaki duya tutturdum. Bu tarafta son olarak kocaman bir A posteri var. Bunu da yine kendim yaptım. Abajurlar biraz geleneksel olduğu için böyle A posterini buraya koydum. Daha modern duruyor. İkisini karıştırmayı çok seviyorum ben. Yatağın tam karşısında benim makyaj masam var. Burada işte ojelerim, tokalarım falan. Burada paletlerim. Bu tarafta da maşalarım var. İki tarafta da çantalarım var. Bu tarafta düğün fotoğraf çekimlerinde taktığımız şapkalar var. Altlı üstlü astım. Burada fırçalarım var. Böyle kendi topladığımız doğal taşlar var, bir de sabundan koydum. Burada küpelerim, takılarım var. Aldığımda yani almaya gidene kadar aynası nasıl gözüktüğünü bilmiyordum. İçeriden lekelenmiş böyle eski gözüküyor. O yüzden makyaj yaparken kendimi çok göremiyorum. Ama yine de çok güzel duruyor. Şimdi de böyle bir kilidi var. Makyajları kilitlemek istersem. Normalde buraya güzel beyaz bir puf alacaktım. Ama sonra fark ettim ki bu her ne kadar çok çirkin gözükse de ben makyaj yaparken sürekli böyle hareket ediyorum işte. Aynadan kendimi göremediğim için böyle yaklaşıyorum falan. Bu çok pratik olduğu için burada kaldı. Kapıdan girince tam karşıda da banyo var. Banyoya çok bir şey yapma fırsatım olmadı. Zaten biz taşımadan önce duşakabin yapıldı.
Burada benim yaptığım tablo var. Onu buraya koydum. Aslında amacı arkadaki hortumları gizlemek. Burada temizlik dolabı var. Devrildiği için üstü kırıldı. Kenarında çizik var. Burada bir yine aynalı dolap var. İçi tüm bakım şeylerini topladı. Onun dışında banyoda çok bir şey yok. Aslında sırada burayı yenilemek istiyordum, boyamak istiyordum ama vakit kalmadığı için böyle oldu. Son olarak en çok vakit geçirdiğimiz yer var. Dolaplar aslında biz taşınmadan geleneksel Türk mutfağı vardır yani böyle kahverengili kremli dolaplar vardır. Öyleydi. Biz bunları akrilik boyayla boyadık yine siyah beyaz yaptık. Duvarlar korkunç bir yeşildi taşınmadan önce. Orları beyaz yaptık. Bonnie bütün çiçekleri kemirdiği için ve çoğu da kediler için zehirli çiçekler. O yüzden hepsini mutfağa taşıdı. Mutfak kapalı olduğu için buraya giremiyorlar. Evdeki bütün çiçekler burada. Bu tarafta kahve köşesi var. Demleme ekipmanları var. Burak barista olduğu için demleme kahveyi çok seviyor. O yüzden ben doğum gününde ona böyle bir set almıştım. Böyle bir kahve köşesi yaptık. Yine küçük seramik tütsülükleri koydum. Bu tarafta mutfak malzemeleri var genel olarak. Burada chopstickler var. Bazen noodle yemeye çalışıyoruz bunlarla. Yine Knock Knocks'un bir örneği var. Şarap şişelerinden yaptığım yağdanlıklar var. Burada kaşıklık var. Aslında bunun arkasında böyle bir şey yazıyor ama ben sevmediğim için çeviriyorum, görmüyorum. İkinci el alıp yenilediğimiz bir masa var. Rengi çok kötüydü. Üstünde çirkin bir şey vardı. Zımparalayıp üstüne böyle paletlerden parçalar kesip vernikledim. Yine aynı sandalyeler var. Bu tarafta kettle var. Bir de robot var, mutfak robotu var. Köklendirdiğim avokado var. 5. 6. büyük ihtimal sürekli köklendirip unutuyorum, kuruyor. Sonra tekrar böyle bir döngü oldu artık. Böyle ilginç bulduğum paraların arkasına mıknatıs yapıştırdım. Burada mesela eski 98 yılı 25 bin lira var. 1977 yılı 25 kuruş var. Bu batarya eve aldım en güzel şey. Böyle tamamen oynayabiliyor. Hem rengi güzel ters duruyor hem de çok fonksiyonlu. Biz bunlardan, bu spiralli olanlardan 3 tane falan kırıldı. En son bunu aldık. Bakalım ne kadar dayanacak. Bir de mutfaktaki en kullanışlı şeylerden biri bu kilim. Bu çift taraflı. Bunu ayda bir falan makineye atıyorum. Makinede yıkanabiliyor. O yüzden çok rahat oluyor. 2 yılda evimi bu şekilde emek vererek yavaş yavaş yeniledim. Evin tüm tonlarının aynı olması beni çok mutlu ediyor. İşte siyah beyaz ahşap tonlarda olması. Daha böyle evin enerjisinin akışını daha güzelleştiriyor bence. Fark ettiyseniz her şeyi ikinci el alıp kendim emek vererek yenilemeyi seviyorum. Ya da sıfır işte uyduruk parçalar yerine eski vintage parçalar daha kaliteli oluyor bazen. Evim bu şekildeydi. Umarım bir şeyi atlamamışımdır. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda yazın, cevaplamaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Yatağın tam karşısında. Bu şekilde yeniledim. Beyaz bir puf alacaktım.